Orta Çağ'da Avrupa toplumlarının soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Zenginlik ve soyluluğa dayalı bir sınıf ayrımı yaşandı. Elbette arkadaşlar bakın soylular var, rahipler var, burjuvalar var, köylüler var. Yani sınıf ayrımı yaşandı haşikar. Şehirli sınıfın ticaretle uğraştı. hayır arkadaşlar, halk arasında sosyal eşitliğin sağlandığı, aksine eşitlik yok. Sosyal devlet anlayışını benimsendiği, hayır arkadaşlar, sosyal devletlerde bu şekilde sınıf ayrımları olmaz. Askeri ve sivil yönetimin birbirinden ayrıldığı, hayır tabii ki arkadaşlar, tabii ki doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki devletlerden hangisi Orta Çağ boyunca siyasi varlığını sürdürmüştür? Arkadaşlar aslında oldukça basit. Orta Çağ'ın kapandığı olay neydi? 1453 İstanbul'un fethi. Peki İstanbul'un fethiyle hangi devlet yıkıldı? Bizans. Demek ki Orta Çağ'ın sonuna kadar varlığını sürdüren devlet de Bizans olmuş. Olacak. Diğer seçenekleri hiç düşünmenize bile gerek yok. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Orta çağda kurulan devletler egemenliklerini dine dayandırmış ve din adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır. Peki bakalım şıklarımıza. Feodal sistemin bunun din adamları ile bir alakası yok arkadaşlar. Daik olmayan devlet anlayışının olabilir çünkü laiklik neydi? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıydı. Ancak din adamları gördüğünüz gibi devlet yönetiminde etkili olmuşlar. Demek ki bunun en büyük göstergesi elbette B şıkkı olacaktır. Diğer seçeneklerimize de bakalım pozitif ve akılcı düşüncenin göstergesi değil tabii ki çünkü din adamları etkinmiş arkadaşlar Merkeziyetçi devlet yapısıyla elbette hiçbir alakası yok haneden üstünlüğüyle de din adamlarının devlette etkin olmasının bir alakası olmayacaktır bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır orta çağda Batıda kralların törenle kilisede taç giymeleri, doğuda ise Müslüman hükümdarların halifeden menşur almaları amaçlarından hangilerine yöneliktir? Doğu kültürüyle Batı kültürünü kaynaştırmak değil tabii ki arkadaşlar. İnanç özgürlüğünü sağlamakla da bir alakası yoktur. Monarşik gücü pekiştirmek olur. Monarşik güç ne demek aslında? Kralın etkin olması. Yani tek bir yöneticinin etkin olması. Gördüğünüz gibi din adamları onları destekliyor. Peki, zaten Orta Çağ'da arkadaşlar dinin etkisi yüksek değil mi? Yüksek. Din adamları onları desteklediğinde elbette güçleri pekişecektir. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre Bizans'ta sanatçıların durumlarından hangileri bakımından engellendiği savunulabilir. Bizans'ta sanatçılar dinin ve imparatorluğun emrinde çalışmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Anadolu topraklarında var olmuş çeşitli uygarlıklardan yararlanmaları engellenmez arkadaşlar faydalanabilirler. Yönetimden maddi destek almaları da tabii ki engellenmez çünkü zaten imparatorluğun emrinde çalışıyorlarmış. İşleyecekleri konuları özgürce seçmeleri konusunda tabii ki engellenmişlerdir arkadaşlar. Çünkü dinin ve imparatorluğun emrinde çalışıyorlar. Yani onlar ne isterse ondan bahsedecekler. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu durum Bizans İmparatorluğunda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Bizans İmparatorluğunda hükümdarlık makamını kendine güvenen ve yeterince güçlü olan kişiler ele geçirebilirdi. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Hükümdarın yetkilerinin sınırlanmasına? Hayır arkadaşlar değil. Seküler devlet yapısının önem kazanmasına, seküler devlet yapısı dediğimiz yapı dini hayatı bir kenara bırakarak dünya hayatına önem vermektir. Bunun da arkadaşlar bu durumla bir alakası yoktur. Askeri ve sivil yönetimin birbirinden ayrılmasına. Hayır arkadaşlar, yine bir alakası olmayacaktır. Birden fazla hanedanın yönetime gelmesini Bakın arkadaşlar isteyen insanlar yönetime ele geçirebiliyormuş. Değil mi? O zaman birden fazla haneden yönetimde etkin olabilir mi? Tabii ki olabilir arkadaşlar. Bir önceki haneden sona erer ve yeni haneden yönetimde etkin olur. Demokratik yönetimlerin benimsenmesine tabii ki değil arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Orta Çağ başlarında Avrupa'nın etnik coğrafyasının büyük ölçüde değişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Etnik coğrafya diyor arkadaşlar. Demek ki büyük bir olay olacak ve insanlar yer değiştirecek. Biz buna ne diyoruz zaten? Göç diyoruz değil mi? Peki en önemli göç olaylarından biri hangisi? Tabii ki kavimler göçü. Kavimler göçü ile birlikte pek çok millet Avrupa'ya göç edecek arkadaşlar. Tabii ki bu da Avrupa'nın etnik coğrafyasını değiştirecek yani Hristiyanlığın yayılması, Haçlı Seferlerinin sona ermesi, kolonizasyon hareketlerinin başlaması ya da İslamiyet'in doğması etnik coğrafyayı etkilemez ama kavimler göçünün yaşanması tabii ki etnik coğrafyayı büyük oranda etkileyecektir arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.